Tamamdır. Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Shenzhen Ayo'nun 3. bölümüyle karşınızdayız. Evet, ilk önce şu yeni görevlere girmeden önce, şu bir görev değil. Öncelikli olarak bütün gece boyunca, bu arada henüz önceki bölümde bu bölüm arası uyumadım, ancak bir adet gece geçti. Bir arkadaşımla beraber bayağı bir adet kodu inanılmaz derecede optimize ettik. Hatta sanırım şunu da optimize etmiştik. Ha yok, bu aynı. Evet, şunu hayvan gibi optimize ettik. Bu arada izliyorsan eğer, selam Ömer abi. Gecemizin meyveleri buna dönüştü. Şimdi önceki halde tam olarak bu değildi. Burada şu iki çıktı ayrı ayrı çıktı veriyordu, ancak bunu bu şekilde dönüştürdüm. Sonrasında Ömer abiden öğrendiğim güzel bir numara. Şurayı. Not. Move. Accumulator P0. Sleep 1. Evet. Bir satır düşürüyoruz bu şekilde. Ve tabii ki de simülasyon speed'i arttırmıştım. Evet. Gördüğünüz gibi 19 satır koda indi. Ama dur. Simülasyon speed'i arttırayım aslında. Ama güç kullanımı biraz yüksek kalıyor. Evet. Neyse. Sonrasında şuna çevirdim. Ah, burada bilmediğiniz iki arkadaş kullanıyorum. Birincisi bu, şunlar. İkincisi de bu. Şimdi bunlar nedir diye soracak olursanız, şu input bastan gelen sinyal, bastan gelen sinyali şu inputlara dağıtıyor. Eğer buraya 100 diye bir sinyal atarsam, yani buraya 100 şeklinde bir sinyal atarsam, bana verdiği sinyal dönüşte şu ol. Mesela bu 100 müydü? Bunun 100 olmaması lazım. 100'müş. Neyse. Şimdi burada 1 veriyorum. Bunun anlamı şurası 1 okuyor. Ha doğru, tamam. Şimdi sebebini anladım. Neyse, bir yaparsak eğer şurada bana, yani şu x2'ye çıkışı atıyor. Daha sonra hemen göstereyim. A'la cümleyi kuramadım, evet. Uykusuzluğun etkileri. Şurası bir A, şurası bir D. Çaprazlar neticede. A'lar sizin, yani benim burada x1 hangi sırada olduğumu gösteriyor. Yani şunlardan hangi sırada olduğumu gösteriyor. D ise o sınavda bulunduğum sıradaki veriyi gösteriyor. ROM bu arada Read Only Memory. Biz buradan elle yazıyoruz. Bir şeklinde mesela yazıyorum şu an. Burada olay şu. İlk önce x0'daki, yani x0'daki veriyi x2'ye atıyorum. Yani şuna atıyorum. Bundan aldığım veriyi. Sonrasında devam ediyorum. Sonrasında accumulated'daki veriyi x3'e atıyorum. Yani şu, bu esnada 0. Buraya 0 verisi gidiyor. Buraya da 1 verisi gidiyor. 1 verisinin anlamı şu. Bunun P0'ını 100 verecek. Yani hata gösterelim. Evet. Bu şu an 100. 6 birim bu şekilde devam ediyor. 10 olduğunda bu. Aslında bu 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Üçüncü basamak bu. Yani P2. İkinci basamak P1.
Birinci basamak P0 şeklinde. Onlar 1 olduğu takdirde bunlar yanıyor. Bu 100 olunca şu yanıyor. 10 olunca bu yanıyor. 11 olsa şu ikisi beraber yanacaktı gibi düşünün. Burada sadece 100 verdiğimiz için, 100 ve 0 verdiğimiz için şu arkadaş geliyor. Şu ise gelen sinyalin tersine çevrilmesini sağlıyor. Yani bu esnada burada eğer 0 varsa tersi 100 olarak buradan çıkıyor. 100 varsa tersi 0 olarak buradan çıkıyor. Şimdi devam. Burada bir de X1'den okuduğumuz veriyi, yani şu veriyi yani bunun sıra numarasını okuyoruz. Eğer bu 10'a gelmişse bunu 0'a geri çekiyoruz. Şurası 0. Evet. Ve sonrasında bunun daha da verimli bir versiyonu. Bu arada bunun değerlerini gösterelim. Enerji kullanımı 233, yukarıdakinin 206 idi. Masraf 8 yen ve 6 satır kod var. Bu 4 satır kod, 141 güç, yine 8 yen. Şimdi bunu anlatıyorum. Bu benim yapım esnasında bayağı kafamı kurcalamıştı. Şimdi burada 101, 100, 101, 100, 101, 100, 11, 0, 1, 10. Şimdi bir simüle edelim. Görüyorsunuz. Şimdi şu birinci basamaktaki bir sıfırlar gördüğünüz gibi sürekli düzenli olarak gidiyor. Bunun anlamı bu bir sıfırlar buraya P1'e gidiyor. P1 direkt buraya bağlı. Yani şu bir sıfırlar, bu arada buradaki kod basitçe şu. X2'den aldığı veriyi, yani şuradan aldığı veriyi hangisi? Evet. Buradan aldığı veriyi direkt buraya atıyor. Tamamdır. Bu kadar. Ve eğer burada 10. satıra, daha doğrusu 11. satır da bilgisayara göre bu 10. satır, yani şuna geldiğinde bu tekrar başa sarıyor. Demin bahsettiğim olay. Şimdi şu 100, 101, yani anlamı P2'ye ve P0'a sinyal ver. P2'ye geldiğimiz takdirde burada iki farklı çıktıya giriyor. Bir drink 0'a çıktı veriyor. Tamam. 2 buradan buna. Bu bir XOR gate. XOR gate nasıl diye çalışıyor diye soracak olursanız hemen bir PDF'i açayım. Tabii siz göremiyorsunuz. XOR gate'de olay şu. Birinci ve ikinci çıkış sıfırsa, yani şu ikisi giriş pardon, sıfırsa çıkış sıfır oluyor. İkisi de birse gene sonuç sıfır oluyor. İkisinden biri bir ise sonuç bir oluyor. Pozitif oluyor. Neyse, devam edelim. Yani P2 burada iki farklı çıktıya geliyor. Şimdi burada bu arada bunların iki çıkışı var. Alttaki çıkış inverted. Yani bu bunun sonucu kesinlikle ters olacak. Yani burada nedir diye soracak olursanız, cümleyi kurmaya çalışıyorum. Normalde XOR gate'te hani biri açık olduğu takdirde sinyal vereceği takdirde, burada ya ikisi de açık ya da ikisi de kapalıyken sinyal verecek. Evet, istediğim şey bu. Devam edelim. Advance. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi 11'e geldik. Yani bunun anlamı bu kapanacak. Drink 0 kapanacak. Evet. Gördüğünüz gibi P2'deki sinyalimiz kesildi. P1'e sinyal gitti. 2 birim o sinyal kalacak ve şimdi hiçbir şekilde P1
P2'de sinyalimiz yok. O yüzden şu an pardon. P1'de sinyalimiz yok. O yüzden ring 2 açık. Bu ikisine de sinyal gelmediği için. Ve bu şekilde başa sarıyor. Evet. Böyle absürt bir sistem. Ama şu ana kadar yaptığım en verimlisi de bu konumunda. Neyse. Bunun dışında optimize ettiğim var mıydı? Yok. Ups. Mail. Infrared sensöre dokunmuş muydum? Ha evet, dokunmuştum buna. Burada şu arkadaşı kullandım. Hani 100 ya da 0 sinyali verdiği için bunun P2'sine bağladım. 100 sinyali gelirse P2'den sinyal gelecek şeklinde ayarladım. Bu sayede 2 satır koddan kurtulmuş oldum. Artı masraf biraz düştü. Virtual Reality Buzzer'a dokunmuş muydum? Hayır, dokunmamışım. Şimdi Little Help. Bunu anlayana kadar biraz canım çıkmıştı. Kendisi biraz işkence bir düzenek. Bunu biraz kurcaladım. Ortaya nasıl bir şeyler çıkartacağımı ağzı buçuk biliyorum şu an. Evet. Burada bizden istediği şey ne? X ve Y joystick inputları. Bunlar bayağı geniş bir aralıkta çıktı veriyor. A ve B butonlar. 100 ya da 0, yani 1 ya da 0 veriyorlar teknik olarak. Şu ise RX ise bir adet alıcıdan sinyal geliyor. O sinyal geldiği takdirde TX'e bir sinyal vereceğiz. Bunun yanı sıra AB'nin konumunu da şu şekilde belirliyoruz. A'da B'de basılı değilse 0 sinyali vereceğiz. A ile B, sadece A basılıysa 100, sadece B basılıysa, sadece A basılıysa 1, sadece B basılıysa 2, ikisi de basılıysa 3. O zaman, bu arada burada normalde şunu kullansak işimiz biraz kolaylaşacak, ancak kullanamıyoruz. O yüzden bunu kullanacağız ilk baş etap. Evet, şimdi yanı sıra şunu şöyle koyarsak tamamdır. Sonra bir de sen şöyle geleceksin. Şunu şöyle bağlayalım. Şunu da şuraya alalım. Şimdi size İlginç bir komutu göstereceğim. Birazdan bu komut nedir diye soracak olursanız SLX. Bu nedir? Bir adet bastan, yani şu X'lerden sinyal gelinceye kadar hiç uyutuyor. Yani bu X'ten sinyal gelinceye kadar hiçbir şey yapmıyoruz. X 0. Aynı şekilde sen de SLX X1. Tamamdır. X1'den sen X1'den sinyal gelene kadar sen de X. Sonrasında bununla bir işlem yapmamız gerekiyor. O yüzden move X0 accumulator diyelim. Aynı şekilde move X1 accumulator. Sonrasında sen. Gerçi sen X1 dışında... X1 dışında sinyal veriyor, tamam bu. O zaman... Senle farklı bir işlem yapacağız. Tek... X0... Eksi 1. Bu eksi 1 diye bir ya eksi 1 sinyali veriyor ya da eksi 99 sinyali veriyor.
hatta 1. Şu an eksi 99 sinyali veriyor. Şimdi eğer eksi 1 sinyali gelmezse CMP E. Tamamdır. Hatta E'yi de şimdi girelim. Sıyıp 1. Tamamdır. Şimdi gel gelelim size. Hatta dur. Bir saniye, buna gerek yok. Artı move. Şimdi ilk önce x'i mi taşıyacaktık? Evet, önce x'i taşıyacaktık. P 0 Ha. Tamam, burası güzel bir sıkıntı. Aha, çözüm basit. Tamamdır. P 0 x 1. P 0'daki değeri, yani x'teki değeri, hatta dur şunu da düzeltelim şöyle, tamamdır. X 1'e atalım. Ardından move p 1 x 1 diyelim. Sonrasında artı move 0 x 3. Tamamdır. Evet. Şu sinyal hariç hepsi şu an burada. Şimdi sen ne istiyordun? O zaman tek P 0. Şimdi önce A'yı test edelim. 100 isen CMP 1. Ah. Eğer tek P1 100 ise şimdi buraya geçtiğimiz takdirde, evet, şimdi burada olayı anlatıyorum. Buradan sinyal alana kadar bu bekliyor, değil mi? Şimdi biz buradan sinyal verdik, o yüzden bu harekete geçti. Ah. Daha dur bir önce. Bir düşünüyorum. Evet. Şimdi bu, evet, bu harekete geçti. Şunu sadece gerekli olduğu için yazdık. Şimdi devam edelim. Şurada tek P 0. Değil mi? Bu P 0, yani P, daha sonra P 0'daki değeri ölçüyoruz. Yani A'nın çıktısını ölçüyoruz. Eğer bu doğruysa 1'e atlayacağız. 1'i daha sonra yazacağım. Değilse B'yi test ediyoruz. B eğer doğruysa zaten gireceğimiz değer belli. O da, yani zaten buraya, yani buraya eğer sadece A kapalıysa, yani A'da sinyal yoksa buraya atlıyoruz. Eğer A'da sinyal yok, B'de sinyal varsa sen move 2 x 0. Tamamdır. Yoksa move 0 p
Pardon, x 0 ve cmp e. Tamamdır. Sonrasında e'yi atlamasını söyledik. Ardından 1. 1'e geldik. Şimdi eğer p 0, yani a açıksa, bu sefer tekrar b açık mı diye kontrol ediyoruz. O zaman tek p 1 100 isen eğer, ya bu doğru ise, mov bu sefer 3 atacağız. 3 x 0 değilse eğer, bu sefer tek bir seçeneğimiz kalıyor. Mov 1 x 0, sonrasında da e 2 nokta üst üste sleep 1. Test edelim bakalım. Evet, 0 3 oh. Burada bir sıkıntımız var. Şimdi x 1'i aldı. Pardon, reset. Step. Şimdi x 1'i attı. X 1'i attı. Buraya sin 100 tamamdır. Sin test ettik. Aa. Tamam. Şunu kaldırırsam eğer sorun çözülecek olması lazım. Evet. Tamamdır. Şimdi test edelim bakalım. Normal simülasyon hızına getirmek istiyorum. Evet. Bakalım. Oradaki hatam neydi diye bir... Cost biraz pahalı olmuş çoğunluktan. Şu kısımdan ötürü olsa gerek. Bunu şu yaptıktan sonra işi rahatlayacak. Hatta ve hatta zamanımız var. Diğerine bulaşmak yerine... Şuna bulaşmak yerine... nice. Bunu mu buna çevirsem? Neyse, şurada yaptığım hatayı söyleyeyim. Bunun başında eksi vardı ya. Bunun anlamı şurada, bu doğruysa da buraya atlamasını istiyorum. Yanlışsa da buraya atlamasını istiyorum. Ancak sadece yanlışsa buraya atladığı için, doğruysa eğer buraya geri alıyor ve iki değer atıyor. Yani B açık A kapalı, B açıksa eğer, kazara önce B açık sinyali, sadece B açık sinyali veriyorum, sonra AB açık sinyali veriyorum. Bunu yaptığımda ise durum düzeliyor. Her türlü E'yi atladığı için. Şimdi bunu kopyalıyorum. Buraya gelelim. Sonra seni şöyle atalım. Buna gerek yok şimdi. Ve şu arkadaş benim favori item'im olmuş durumda kendisi. Şimdi 0 ve 1'e bağlı. Yani A açıksa. CMP diyelim. Hatta dur, bunu başa koyayım. CMPE home e 2 nokta üst üste. Tamamdır. Şu artılara artık ihtiyacımız yok. And şimdi tek x 3
11 isen, yani ikisi de açıksa mol şey 3 x 0 pardon x 1 tek x 3 10 ise yani sadece b açıksa mov 2 x 1 pardon artıyı koymayı unuttuk tek x 3 1 ise mov 2 ters oldu bu. x3 mov 1 yani sadece a açıksa x1 son olarak da ikisi de kapalıysa mov 2 tek x 3 0 mol 0 x 1 tamam bunun olması lazım bakalım evet oldu yani şu açıksa 1 şu açıksa 10 ikisi de açıksa 11 veriyor. 14 satır kod. Cost'umuz olabilecek en ucuz. Power usage ortalama. Muhtemelen şuraya daha güzel bir filtre koyabilirim. Ancak şu an aklıma bir fikir gelmiyor. Bölüm arası kurcalamalarımda muhtemelen gene güzel bir fikir elde edeceğim. Ancak şu an için edemiyorum. O zaman sanırım bölümü burada bitirsem güzel olabilir. Biraz uykulu bir bölüm oldu benim için. Buradan şuraya da bir göz atalım. Burada absürt bir şey yapmıştım. Burası sandbox alanımız. Yani burada istediğimiz gibi bir şey yapabiliyoruz ve elimizde her türlü ekipman var. Ama bu yeni açıldı. Demin yoktu o. Evet, gördüğünüz gibi hatta normalde elimizde olmayan bir işlemcimiz var şu an. Evet. RAM ve ROM modüllerinin daha gelişmişi var. RAM ve ROM modüllerin RAM'i daha sonra başka bir şeyde deneyebilirim. Bu arada Cool Dead bakalım neymiş. Radyo X'ten receiver'dan sinyal geliyor. Burası RGB output'muş. Ben de tabii. Evet. RX'ten sinyal geliyormuş. 3 tane. O 3 tane sinyal geldiğinde ona göre şuranın rengini ayarlayacakmışız. Tamamdır. Makul bir seçenek görünüyor. Diğerine bakalım. Sen. Tamam. X ve Y bilinmeyen bir konum algılayan alete bağlıymış. Power ise çıkış. Manuelde belirtilen bir öğeye
değere göre, yani hesaplamaya göre buranın çıktısını hesaplayacak bir sistem koyacakmışız. Tamamdır, bu da kolay. Ah, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler, iyi eğlenceler.